Ben Mustafa Üstünler. Bazen tiyatro, bazen filmlerle, bazen de dizilerle uzun zamandır karşınızdayım. Ama bu kez sizlerle buluşma nedenim başka. Bir gün karavanı mavişe atlayacağım, can dostum Hera'yı da alacağım yanıma, memleketi gezeceğim diye söz vermiştim kendime önceleri. Şimdi bu hayalime kavuştum. Şimdi siz bana sarılacaksınız, ben de size sarılacağım. Beraber şarkılar söyleyeceğiz. Ben memleketimi öğreneceğim, memleketim de beni öğrenecek. Ve işte düştük Trakya yollarına. Davuluyla, zurnasıyla, klarnetiyle, şarkılarıyla ve elbette danslarıyla rengarenk bir Trakya serisi için hazır mısınız? Hadi bakalım eşlik edin bana. Bu haftaki istikamet Şarköy. Şarköy'e geldik. Mustafa Hoca'nın yanına gidiyoruz. Mustafa Hoca'yla sohbet edeceğiz. Daha doğrusu önce Mustafa Hoca'yı bulmaya çalışacağız. Ki tahmin ediyorum buluruz. E tabi karavanımızın olması da güzel bir şey. Karavanla gidiyoruz. Çayımızı demliyoruz, çorbamızı içiyoruz. E Maviş de bizi yolda bırakmıyor. Yağ gibi akıyoruz, yılan gibi gidiyoruz vallahi. Bedavadan yol yapıyoruz, en azından benzin yakmıyoruz. Allah Allah. Ne yapıyorsun biraderim? Biraderim yolda kaldım, bana çekici gönder, konum atacağım sana. Tamam. Tamam, ben şimdi konum atıyorum sana, bir çekici gönder. Tamam. Hadi selam söyle. Hadi. Allah'tan telefon çekiyor ha. Abi geçmiş olsun. Eyvallah. Mustafa abi. Bir fotoğraf çekebilir miyiz abi? Çekelim. Karavan bozulsa da, çekiciyle de olsa da bir şekilde Şarköy'e kadar geldik. Yapacak bir şey yok. Yürüye yürüye, koşa koşa, zıplaya zıplaya Mustafa amcayı aramaya devam edeceğiz. Hadi bakalım görüşürüz. Çıktım Şarköy'ün yoluna, sıra sıra zeytinler. 15 yaşında da Nazife de hanıma yazık ettiler. 15 yaşında da Nazife de hanıma
Ah yazık ettiler. Çarköy'ün sıra sıra zeytinleri şimdi nerede bilmiyorum ama sahili çok güzelmiş. 60 kilometre uzunluğu varmış. Ya önemli bir tatil beldesi burası ha. Tarih ise milattan önce 6000 yılına kadar gidiyor. Ama benim buradaki hedefim tatil yapmak değil. Konuştuğum herkesin bahsettiği Selanik mübadeli Mustafa Karayel'i bulmak. Çünkü o Tekirdağ'ın birçok türküsünün kaynak kişisi. Nasıl bulurum, ne ederim bilmiyorum. Ama bakacağız bir çaresine. Hocam. Ya bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Aa şaşırdım ya. Ne güzel. Hoş geldin. Lütfen hocam. Buyurun lütfen hocam. Hocam yıllar sonra tekrar bir aradayız. Vallahi ben çok mutlu oldum seni görmekten. Ben de çok mutlu oldum ve benim için büyük bir sürpriz oldu. Çok mutlu ettiniz beni. Ben sizin burada yaşadığınızı bilmiyordum hocam. Mustafa Karaer amcayı arıyorum aslında. Mustafa Çavuş. Evet Mustafa Çavuş. Çavuş. Aynen evet. Onu arıyorum. Çünkü o bir sürü eserin kaynak kişisi. Kaynak kişisiymiş. Ondan sonra ona sor şurada, buna sor burada. Ne yaparım, ne ederim, nasıl bulurum falan derken annemle konuşuyordum. İşte ne yaptın, ne ettin oğlum falan derken. Dedim böyle böyle bir... dedi işte İrfan dedi şeyde... Şarköy'de ona uğra dedi. Ben dedi yani gökte ararken yerde buldum diye vallahi, zart diye geldim vallahi. Çok iyi olmuş. Hem sizi gördük hem de benim ilgi alanıma giren bir konuda yardımcı olabilirsen ne mutlu. Mustafa Karayel, Mustafa Çavuş. Şarköy folklorunun kaynak kişilerinden en önemli birisi. Mustafa Karayel'den birçok Şarköy'e ait türküyü Yücel Hoca. Burada derledi mi? Derlemiştir. O Yücel Paşbakçı da zaten 30 yıl aşkındır Şarköy'e gidip geliyor yazlıklı olarak. Mustafa Karayel'den çok türkü aldı. Mustafa Karayel'le ben de tanışıyorum. Birkaç kez oturup sohbet etme imkanımız oldu. Hem muhabbet açısından hem de türküler açısından. Yani bu Şarköy için önemli bir kaynak. Peki hocam, şimdi biz sizi tanıyoruz. Yani ailecek tanıyoruz. Çocukluğumdan beri tanıyorum da. Seyircilerimize biraz sizden bahsedebilir miyiz hocam? 75-76 dönemi konservatuvarın ilk öğrencisi olarak Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim. O zaman Teknik Üniversite'ye bağlı değildik. 75-2017. Yani kaç sene olmuş? 40 küsür sene, 45 seneye yakın. Çok iyi. Benim de mesela ilk konservatuvara girmeden önce işte İrfan Hoca'nın yanına gitmiştik. Annem götürmüştü. Konuşuyoruz işte filan. Tabii ben oyunculuk bölümüne girecektim. Ama tabii yine bizim oyunculuk bölümünde de kulak. Ses, kulak bakıyorlar. Evet. İrfan Hoca dedi ki işte senin bir kulağına bakalım dedi. Piyanonun başına oturdu. Ses veriyor. Ne duyuyorsun dedi. Ses duyuyorum dedi. Yani. O kadar da haksızlık etme kendine. Yani ama sonradan sen söyleyin. Gayet iyiydi yani. Ya. Garip de ama. Ya peki hocam nedir hani mesela bölge bölge her şey değişiyor yani. Yani şimdi Türkiye coğrafyası zaten çok değişken bir coğrafya. Bir de türkülerin şöyle bir misyonu var. Türküler insan yaşantısının doğumdan ölümüne kadar bütün insanın hayatının her evresini anlatan ögeler. Türkülerde doğum bulursun, aşk sevda bulursun, ayrılık bulursun, gurbet bulursun, işte iş bulursun, meslek bulursun, dertler bulursun, keder bulursun, acı bulursun, sevinç, hüzün bulursun. Nasıl Türkiye coğrafyasında sert iklimler, yumuşak iklimler, soğuk, sıcak gibi birbirinden farklı, işte yağışlı, kurak gibi çok değişken şartlar varsa, türkülerde de bu şartlara göre farklı farklı oluşumlar var. Mesela ben, burada Mursaldı köyü var. Orada müzikle ilgilenen yaşlı bir amcadan bir türkü duyduğumda, akşam oldu, yakamadım gazımı diye bir türkü söyledi, çok etkilendim. Sonra araştırdığımda baktım, aynı türkü Kütahya taraflarında var, aynı türkü Ege'de başka bir yerde var. Aynı türkü Trakya'nın başka bölgelerinde var. Sonra öğrendim, Konya'da var. Allah Allah. Türkünün sözleri aynı. Fakat küçük melodilerde değişiklikler var. Biraz araştırdığınızda Mursallı köyüne
Konya Aksaray'dan göçüp gelmişler yıllar önce. Ha. O kültürle beraber geliyorlar. Gelirken onu da getirmişler. Benzeri Trakya'dan, Rumeli'den gelenler var. İşte Manav veya Gacal dedikleri yerler var. Onların türküleri var. Ama Trakya bölgesi nasıl diğer türkülerinde bir özellik, farklılık gösteriyorsa Şarköy'ün türkülerinde de aynı şeyi görebiliyorsun. Peki farklı yerlerde türkünün çıkış kaynağı neresi bilinmiyor mu, değil mi? Ya şimdi göçlerin etkisinde olmayan şekillerde normal yaşantının, normal yerli halkın ürettiği türküler var. Onlar ayrı. Evet. Ama bakıyorsunuz bir türkü varyantları dediğimiz, çeşitleri dediğimiz şeylere baktığınız zaman eğer bir başka yeri çağrıştırıyorsa göçlerin etkisi. Derine indiğiniz zaman askerlik etkisi. Mesela bir Yemen türküsü diyoruz, birçok varyantı var. Veyahut demin örnek verdiğim akşam oldu yakamadım gazımı türküsü. Ben burada duydum ama araştırdığımda Anadolu'nun birçok yerinde var. Ağıt. Hocam çok teşekkür ederim. Mustafa Hoca'yı bulmak için ne yapabilirim? Yani ne yapabiliriz? Mustafa Hoca'yla görüşen bu Halk Eğitim Merkezi'nde arkadaşlar var müzik yapan. Berke, klarnetçi Berke falan var. Klarnetçi Berke. Onlar onun yerini ben de biliyorum ama bu yaz aylarında çoğunlukla o bağ evi var. Bağ evinde olacağını zannediyorum. O bağ evini falan da ben bilmiyorum. O zaman ben klarnetçi Berke'yi bulacağım. Berke'yi halk eğitime giderseniz orada Berke'yi bulursunuz. Berke sizi yönlendirir. Bir genç bir arkadaşımız konservatuardan mezun. Buranın konservatuar öncesi kendinden yetişmiş iyi klarnetçilerinden birisi. O konuda çok yardımcı olacaktır size. Selamını söylerim, onu da dinlerim. Ne güneşli havalar, ne yağmurlar atlattığım Mustafa Çavuş'u bulmak için belli değil. Şaka değil ya. Hava bir anda bozdu, yağmura döndü. Ama durmak yok. Berke ve arkadaşlarından kesin öğreneceğim Çavuş'un yerini. Hop! Kusura bakmayın, provanızı böldüm. Estağfurullah abi. Çünkü benim karavan çatladı yolda. Mecbur işte Mustafa Hoca'ya gidecektim ben de. Karavanı tamir ettirirken o sırada da dediler... Mustafa Hoca Çavuş Aga bizim. Ha, Çavuş Aga. Çavuş Aga. Ona gidecekken karavan arıza yapınca işte arabayı sanayiye bıraktık. Senden bahsettiler. Sağ olsun sen de beni davet ettin. Ne demek abi, her buldum. Zaman. Buyur gel. Allah teşekkür ederim. Her ben zaman abi. Gelmişken de böyle bir şey dinlemek isterim eğer müsaade varsa. Vallahi istediğin bir şeyler var mı abi? Vallahi siz bilirsiniz. Ne yapalım çocuklar? Şarkı karşılaması. Genco amcamın. Evet. Evet. Tamam. Genç amcamı birazdan anlatıyorum sana. Tamam. Tamam. Yüreğinize sağlık. Bu ne? Şarköy karşılaması. Bu havamızın ismi. Şarköy karşılaması. Benim dedemin, Cevat dedemin abisinin Ali Satılmış lakabıyla Genco, Allah rahmet eylesin. İnşallah. Onun havası yörede bu şekilde rivayet ediliyor. Onun havası olduğunu. Tabii aslında herkesin, Şarköy'ümüzün bu. Ama onun olduğu söylenir. İşte köylerde mesela Malkara'nın ova köyleri deriz biz yörede. Genco'nun karşılamasını çaldı derler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hani nedir, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ekmeğini müzikten mi kazanıyorsun, okudun mu? Abi ben doğma büyüme Şarköy'lüyüm.
Burada doğduk. Biz Selanik göçmeniyiz. Ben müziğe çok küçük yaşlarda başladım. Yani Hak'tan mesela en küçüğümüz. Ben 7-6 yaşlarında falan başladım. Asma davul çalarak başladım ilk. Sonra klarnete 8 yaşlarında heves sardım diyeyim. Merak ettim, böyle farklı bir duygu aldım. Çağdaş Defçi var bizim ustamız. Mahallemizde yöresel sanatçılarımızdan. O bir kere üfletti bana. O böyle bir aşk geldi klarnete karşı. Başladım, sonra onlardan çıraklık eğitimi aldım ben kendim. İşte aynı zamanda Bahadır Çalı var yöremizin ustalarından. Sürekli gidiyorum böyle. İşte yöreden eserleri geçiyoruz falan. İşte bize gösteriyorlar dışarıda. Bir de mahallede öyle bir şey var ki her yerde her an eğitim devam ediyor. Hiç durmuyor. Bir yanlış perde bastığınızda mesela, diyelim Aktan yanlış tokmak attı. Hemen bir kişi gelir uyarır onu. Alakasız adam demircidir mesela. Gelir uyarır. Der ki yanlış tokmak attın falan. Duyuyorlar tabii. Tabii herkes duyuyor, hissediyor onu mahallede. Çünkü herkesin bir müzikal şeyi var. Farklı bir aşkı var böyle. Ona özellikle çok dikkat ediyorlar. Ben kendi hayatıma devam edeyim. 17 yaşına kadar burada işte Türk Sanat Müziği Koroları, Türk Halk Müziği Koroları, Halk Oyunları ekiplerinde oynadık, çaldık arkadaşımla birlikte. Sonrasında ben dedim... Suç ortamla birlikte beraber çalışıyorduk. Aynen abi. Sonra ben dedim ki eğitim almam gerekiyor benim. Eğitim alma hissi duydum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünü kazandım. 2017 yılında. Kazanmasaydın zaten şaşırırdım. Oraya başladım müzikoloji eğitimine. Biraz daha böyle müzik tarihi, müzik araştırmacılığı diyeyim. Müzik bilimciliği bir nevi. Onun eğitimini aldım. İşte Türk müziği geçmişimizi, tarihimizi, nazariyatımızı, müzik, musiki teorimizi. Bunları... Yazdır mı bir şeyler peki, var mı? Tabii ki. Kayıt. Mezun olurken de böyle bir eğitim aşamasını geçtim. Mezun oldum. Birincilikle bitirdim. Şimdi master öğrencisiyim aynı bölümümde. Devam ediyorum eğitimi. Tebrik ederim, helal olsun. Fazla provanızı da bölmeden bir tane daha ateş ederseniz bana. Ha? Tabii. Olur mu? Tabii ki abi.
Ya peki bir şey söyleyeceğim. Eğer müsaitseniz Mustafa Hoca'ya hep beraber gidelim mi? Tabii ki. Naşalım. Naşalım, aynen. Naşalım. Burada biz gidelim. Yok bizde abi. Naşalım. Naşlayalım biz zaman abi. Hadi. Hadi naşalım. Hem Şarköy'ün zeytinlerini hem de Mustafa Çavuş'u sonunda buldum. Böyle bir buluşmaya davulla, zurnayla, müzikle giderim. Şükür kavuşturana. Mustafa amca, biz iki gündür seni arıyoruz biliyor musun? Abi ararsınız ama boş adam ararsınız. Bitti artık. Yok. Boş. Yok. Seni herkese ona sorduk, buna sorduk. Tekirdağ'da insanlara sorduk. Ya tamam. Konservatuvarda hocalara sorduk. Belediye konservatuvarına sorduk. İl Kültür Müdürlüğü'ne sorduk. Her tarafta programı yaptık. Yetiştik, gittik, geldik ama artık şey kalmadı. Ne derler, mecalim kalmadı. Ne seste, ne kendimde. Ama Mustafa amca gönül kocamazmış. Sen o kadar türküyü derlemişsin. Abi kocamaz ama kocalar beden gider. E tamam da ama nasıl gider. Yani nasıl ettiniz? Nereden aklına geldi? Kimle yaptınız? Vallahi işte bir yerden esinleniyoruz. Oradan bir türkü çıkarıyoruz. Oradan bir türkü çıkarıyoruz. Onlarca türkü var. Kaç tane olduğunu da bilmiyorum yani. Unuttum. Unutuyorum. Hanım der aman unutma. Abi unutma ama yok işte. Üzüntüler mahvetti bizi. Yani. Ama olsun, arkanına büyük bir külliyat bıraktın abi. Bıraktık Allah'a şükür de. Olsun Allah bir sürü işte. Bak burada bu kadar genç. Ondan sonra dedik. Ben de senin bir evladın sayılırım. Durun meraklı her şey Allah çalar. Allah başlasın inşallah. Klarnet çalar. Felaket bağlama çalar. Ustalığını sen mi yaptın? Ney çalar. Ya var, kabiliyet var işte. O çalacağım dedi. Allah gösterdik. Vergisi. Allah vergisi. Ama zaten şey değil mi hocam, tuşeyi bildikten sonra hani... Abi olmaz, herkese vergi değil o. Aynen, yani aynen. Adam 40 yıl müzik çalar, düğünlere gider, belki daha iyi bilir. İşte öyle. Şey değil mi hocam yani... Üfleyemez de. Yani elmanın tohumundan zeytin çıkmıyor. Olmaz. Sizin gibi insanlar da çok az kaldı hocam. Yani nereden aklınıza geldi hocam, nasıl ettiniz ya mübarek? Ne için? O derlemeleri nasıl yaptınız? Ya müzikle uğraştığımız için bir şeyden, ufak bir kelimeden bir şey çıkar yani. Makamı aldıktan sonra? Tabii makamı aldıktan sonra. Bir de okunacak şekilde olacak. Neden okunacak şekilde olacak hocam? Şimdi ne vardı? Eğer türküyü okutamazsın şeyden. Niye? Ya müstehcen kelimeler olabilir, yanlış şeyler olabilir. Olmuyor, düzgün olacak. Düğün yaptınız mı hocam hiç? Yapmışsınızdır. Düğün yaptık. Ben trompet çalarım mesela. Ay düğüncülük. Tabii trompetle giderdik düğünlere. Tabii o senede trompet çalınıyor değil mi? Trompet. Çok trompetle düğüne gittim ben. Mustafa hocam. Ya Mustafa amca desem daha samimi olur değil mi amca? Ya ne dersen de fark etmez. İşte insansın be abi. Siz hep nefes mi enstrümanınız? Ya bir ara bağlama da çalardım ama çok değil. Biraz işte toplum içinde çalardık ara sıra. Trompet çalardım. Sonra arkadaş ne verdi, ne üfledik.
Ama bitti artık. Ne kaldı, ne şey, hiçbir şey kalmadı. Nasıl kaldı? Çok... Ya şu dilsiz bir enstrüman. Bunu kime versen ama çalabileceğini şimdi, zanneder ama onun o bak, ruh... Hocamız derdi bize, sen bir gün bırakırsan enstrümanı, o seni iki bırakır. Gün bırakır. Sen bir ay bırakırsan, o üç ay bırakır. Bir ay çalma, aldığın zaman yabancı gelir eline. Yani müzik ayin şeydir, meslek. Okul okumadık biz de... Okul sensin işte şeyde, Mustafa amca. Şimdi o... Şeyde yetiştim ben, hayvanlar arkasında, affedersin. Estağfurullah yani, amca. Hep çiftçilikle, toprak ya, içinde. Ya okul sensin işte. İşte. Yani sen olduğun için belki bir sürü çırak yetiştirebildin. Çok. Ya işte okulsun sen, şu anda okulsun asıl da. Hocam bize de bir tane üflesenize be. Ne? Ne istersen? Ne üfleyeceğim? Tamam işte. Ne üfle? Üfleyemem artık, gitti be. Ya amca o zaman bir şarkını dinleyek ya. Senin derlediklerinden. Dinleyeceğiz yani, söyleyecek onlar. Sen bir tane mırıldan en azından, Allah rızası için amca. Bir taksim yapayım mı sana? Bayağı girdim. Ah. Girdim babu danmış, baya bülbül dadanmış. Baya girdim babu danmış, baya bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. Tepeden bu tepeye oyun olur mu? O tepeden bu tepeye oyun olur mu? 15 yaşında da Nazife de hanıma doyum olur mu? 15 yaşında da Nazife de hanıma doyum olur mu? Amca, siz kaynak kişisiniz değil mi? Tabii. Kaynak kişi. Kaynak. Yani bu türkünün. Tabii kaynak. Kaynak kişisiniz. Tabii. Ustanızdan mı öğrendiniz, ailenizden mi öğrendiniz? Yok be, babam istemiyordu benim müzik yapmamı. Kimden öğrendiniz Mustafa amca? Kendi kendime. Babam kızardı benim müzik. Benimki de aktör olmamı istemiyordu. Babam da istemiyordu benim müzikle uğraşmamı. Bırak şu meret işi derdi. Mustafa amca be, bir tane de üfler misin be? Ya üfleyemem be. Titrer her tarafım. Olsun amca be. Ha bak. Bizim de gönlümüz titriyor. Ne çalan bir derken? Cazda gez be amca. Alay Bey yap bize. Thank you.
bir evler yaptırdım bre Alay Bey. Sazdan samandan Alay Bey. Sazdan samandan İçine girilmez dibre Alay Bey. Tozdan dumandan. Mustafa amca, müsaade varsa bir elini öpebilir miyim? Vallahi. Ya estağfurullah, ben ne demeyim. Sağ olasın. Sen sağ ol amca bizi. Sağ ol. Yani böyle misafir ettin, ağırladın. Hep gönlümün bir yerinde kalacaksın. Hep dinledikçe Allah arkalar Allah, kaynak Allah, kişi olarak Allah, neyin Allah, nereden geldiğini bileceğim artık. Allah razı olsun. Bu hikayenin en başında memleket dedik. Saz dedik, söz dedik. Çevirdik kontağı, çıktık yollara. Daha gidilecek çok yer var. Dinlenecek çok şarkı, sarılacak çok dost var önümde. Ama şarköyü ve tabii Tekirdağ'ı arkamda bırakırken aklımda adı buralarla alınan büyük şair Yahya Kemal'in Yol Düşüncesi şiirinden dizeler var. Vatan şehirleri karşımda her saat birdir. Fetihler Ufku Tekirdağ ve sevdiğimiz bir. Şerefli kubbeler iklimi Marmara ile Boğaz. Üzerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz. Hadi kalın sağlıcakla. Bir sonraki hikayede görüşürüz.